Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle Başkan 35 kanalına gelip beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanal resmimizin başında da belirttiğimiz gibi dolar TL 7.20 seviyelerine nasıl gidecek teknik olarak biraz sonra bunun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Ama öncelikle bu haftanın e, beklentimiz olan kısadaki destek ve direnç noktalarını inceledikten sonra dolar TL'de 7.20 seviyeler teknik olarak nasıl gelecek? Hep birlikte e, bunu da sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şimdi kısa bazda arkadaşlar e, dolar TL'ye baktığımız zaman 7.20 seviyesinden önce bu haftaki önemli geçmemiz gereken direnç seviyelerini hep birlikte bir inceleyelim. Dolar TL'de bizler için bu hafta önemli olacak seviye. Öncelikle bu 5.80 seviyesinin üstünde kalışlardır arkadaşlar 5.80 20 seviyesi. Bu 5.80-20 seviyesi üzerinde dolar tl bu hafta kendini atabilirse arkadaşlar ee, yukarıda 1580 5.80 350 Onun üstünde de 587 seviyelerinde bir dirençlerimiz mevcut. Bu 587 direnci üzerinde de dolar TL tutunmayı başarabilirse arkadaşlar takip etmemiz gerekecek kısadaki en önemli seviyemiz tekrardan 594 ve 595'li seviyeler bizim için olacak. O yüzden bu hafta bizim için önemli seviyemiz 580-20 üzerinde dolar/TL'nin tutunmasıdır. Kısa da bizim için önemli olacak destek seviyemiz şu an için Şuradaki 5.75'li rakamlar hala bizim için destek konumunda arkadaşlar. 5.75'in altında da 5.74 seviyesi önemli destek konumunda. Ve en altta da arkadaşlar gene 5.72-80'li seviyeler destek konumunda. Fakat görüyorsunuz şurada bir 5.72'den yukarıya doğru bir yükselen destek konumumuz var buradan aldığımız destekle de 5.80 20 üzerine dolar tl atabilirse kısa da arkadaşlar beklememiz gereken 5.81 50 5.84 ve 5.87 seviyeleri bu hafta bizim için takip etmemiz gerekecek önemli seviyelerimiz olacak 5.87 üzerinde de önemli seviyemiz 5.93 5.94 tepemiz var ee, buraya doğru yönün artık yavaş yavaş hareket edeceğini düşünüyorum. Bu 5.85 5.87 aralığı ayrıca haftalıktaki üçgenimizin aralığı da arkadaşlar. Bu 5.87 kırılımıyla da dolar TL 5.97 5.98 seviyesine doğru hızlıca gidebilir. Bu seviyeler kısa da takibinizde olacak önemli seviyelerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar dolar TL'de teknik olarak 7.20'li seviyeler nasıl e, gelebilir? Hep birlikte Sizlerle bunun incelemesini grafik üzerinde yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bu hafta sizlere çok değişik bir analiz yapacağım. Dolar TL'de 7.20 seviyesini neden beklediğimi sizlere çizim yöntemiyle bunu açıklamaya çalışacağım. Bu 7.20 seviyeleri dolar TL'nin nasıl gidebileceğini size anlatıp aktarmaya çalışacağım. İnşallah başarılı olurum arkadaşlar. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Dolar TL'de 7.20 hedefinin grafik ve tekniksel olarak e, nasıl mümkün olabileceğini sizlere bunu anlatacağım. Arkadaşlar e, grafiği görüyorsunuz. E, Grafiğimizde çok net bir toba oluşumuz var. Bu toba oluşumuz arkadaşlar e, gördüğünüz gibi baş kısmı. Burada sol omuzu gördüğünüz yerde yapmaktı. Ve şu an bunun sağ omuz oluşumu mevcut arkadaşlar görüyorsunuz. En son çizdiğim yer top omuzun sağ omuz oluşumu. Ee, bu top omuzun arkadaşlar boyun kısmı gördüğünüz gibi tam bu seviyeden geçmekte. Bu seviyemizde 5.95 Şurada gördüğünüz 5.95 seviyesi. Şimdi arkadaşlar şu sol omuzdaki oluşuma dikkat edin. Sol omuzu görüyorsunuz oluşumunu. Ve aynı oluşum sağ tarafta da mevcut. Evet şurada da sağ omuzu görüyorsunuz. Tobomuzun arkadaşlar buradaki hedefi boyun hedefi başla boyun arasındaki hedef kadardır. Bu hedefte bize arkadaşlar 5.95 seviyesinin kırılımıyla Şurada görüyorsunuz 1 2 3 kare 1 2 3 kare bizim gideceğimiz hedef arkadaşlar şurada gördüğünüz 637 eee seviyesini bize veriyor. Evet 637. Evet bu orta vadedeki arkadaşlar dolar TL'nin gitmesini beklediğim hedef seviyemiz 637 seviyesi. Bunu size grafik üzerinde de anlatmaya çalıştım. İnşallah bir nebze de olsa bunu anlatabilmişimdir ve sizler de anlayabilmişsinizdir. Evet görüyorsunuz. Sol omuz, sağ omuz, baş oluşumu ve şurada gördüğünüz bir boyun çalışması arkadaşlar. Bu boyun çalışmasının hedefi de kısa da beklediğimiz ee, bize 6.30 üzerine 5.95 kırılımıyla 6.35'li seviyeleri bize gösterecek arkadaşlar. Ee, şuradaki sağ da arkadaşlar şuradan bir e, destek aldığı seviyede 5.70 seviyesinde. Bu da aklımızın bir kenarında olsun. 5.70 altına inmedikçe arkadaşlar buradaki topumuz Yukarıya doğru 5.95 ve 6.30'lu seviyelere doğru e, hareketine devam edecektir. Şimdi arkadaşlar e, 7.20 7, oluşumumuzu e, nasıl bekliyoruz? Size bunları anlatmaya çalışacağım. Bunun için grafiğimizi haftalı alıyoruz. Grafiğimizi biraz da büyüteyim size arkadaşlar, daha rahat görün. Evet. Dolar TL 7.20'ye nasıl gidecek arkadaşlar? Dolar TL'nin 7.20 hareketi de arkadaşlar. Size şu şekilde çizeyim. Evet. Şurada gördüğünüz arkadaşlar bir boyun seviyemiz var. Şurada da gördüğünüz bir fincan. Şu an arkadaşlar biz bu fincanın e, kulbunu yapıyoruz dolarda görüyorsunuz. Şurası bize bu fincanın kulp seviyesini veriyor. Şöyle de biraz yapalım renklendirelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bize 6.35'li seviyelerden geçmekte. Bu fincanımızın üst kısmı 6.35'li seviyelere geçmekte. Şurada da bir toba oluşumumuz vardı. Günlükte incelediğimiz arkadaşlar alt seviyesi 570, üst seviyesi de 595'ten geçen, alt seviyesi 570, üst seviyesi de 595'lerden geçen. Bunun hedefi de neresiydi arkadaşlar? 635'li seviyeler. Şuradaki 635'li seviyeler. Evet bu 635'li seviyenin kırılmasıyla da birlikte arkadaşlar buradaki fincan kulbun hedefi dolar TL'de 7.20 seviyesine gidecektir. İşte e, size anlatmak istediğimiz 7.20'li seviyeler arkadaşlar beklentimiz olan 7.20'li seviyeler e, dolar TL'de teknik olarak bu şekilde gelecektir arkadaşlar. Kandırmaca hile hurda yok. Yaptığımız çalışmaların ispatı da ortadadır. Beklentimiz olan 7-20 de Allah'ın izniyle, inşallah e, ekonomimize de bir zarar vermeden kademeli bir şekilde bu şekilde oluşmasını beklediğimiz seviyemdir arkadaşlar. Sizlere bunu anlatmak istedim çünkü bununla ilgili e, çok troll mesajları alıyorum. Bunu uyduruyorsun kafadan atma şeklinde. Fakat oluşum ortada arkadaşlar. Sizler de bu oluşumu benle birlikte takip ettiniz. Nasıl oluşacağını, nasıl 7-20 seviyesine de gideceğini gördünüz. Artık son kararlar sizin. Biz sadece olayı teknik yönden inceliyoruz. Bunun beklentisini, kararlarını verecek olan da sizlersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.